Akciğer kanserinde bulgular ve şikayetler. Bu hastalıkta şu yakınmalar doktora bir an önce gitmek açısından uyarıcıdır. Geçmeyen öksürük veya göğüs ağrısı, solunum sırasında hırıltı, hışıltı seslerinin duyulması, nefes darlığı, öksürükte kan veya balgam, kanlı balgam gelmesi, ses kısıklığı, boyunda ve yüzde şişlikler. Bundan başka kanser dokusunun göğüs boşluğunda aşırı büyümesi sonucunda önemli organlara bası yapabilir ve yutma güçlüğü, kalp yetmezliği gibi bulgular verebilir. Yine kanser hücreleri vücudun hemen her organına ve dokusuna yayılabilir. Beyin, karaciğer, kemik, böbrek üstü bezleri başta olmak üzere bulunduğu yere göre bulgular verebilir. Hatta göze bile yayılarak görme kayıplarına yol açabilir. Bundan başka kanser hücreleri yayılmadığı halde salgıladıkları bazı maddelere bağlı olarak vücutta birçok metabolik ve hormonal sorunlar yapabilir. Bu hastalıktan kuşkulanıldığında bronkoskop denilen bir aletle bronşların içine bakılır. Bu teste bronkoskopi denir ve genellikle hastane şartlarında yapılır. Bu test öncesi hastaya lokal uyuşturucu ilaçlar verilir. Böylece geçici bir süre boğazda, nefes borusunda hissetmeme durumu ortaya çıkar. Bir miktar basınç hissi olabilirse de ağrı hissedilmez. Daha sonra bronş duvarlarından hücreler veya küçük parçalar alınır ve mikroskop altında kanser hücreleri olup olmadığını araştırması sağlanır. Bu işleme biyopsi denir. Bronkoskopi ile ulaşılması zor olan akciğer bölgelerinden doku almak için dışarıdan bir iğne ile de bu işlem gerçekleştirilebilir. Deride küçük bir kesi yapılır ve kaburgalar arasından iğne yerleştirilir. Bu işleme iğne aspirasyon biyopsisi denmektedir. Patoloji doktorları mikroskop ile herhangi bir kanser hücresi olup olmadığını anlamak için alınan dokuları incelerler. Test öncesi hastanın acı duymaması için lokal etkili uyuşturucular kullanılmaktadır. Hastalıktan kurtulmak ve tedavi seçimi kanserin evresine ve hastanın cinsiyetine, genel sağlık durumuna bağlıdır. Akciğer kanserinin evrelerinin açıklanması. Küçük hücreli akciğer kanserinin evreleri. Küçük hücreli akciğer kanseri saptanır saptanmaz kanser hücrelerinin akciğerlerden diğer vücut bölgelerine yayılıp yayılmadığını anlamak için ileri tetkikler yapılmalıdır. Buna evreleme işlemi denir. Doktorun tedavi planlaması için hastalığın evresini bilmesi gereklidir. Küçük hücreli akciğer kanserinde aşağıdaki evreler vardır. Sınırlı hastalık, yaygın hastalık ve nüks evresi. Sınırlı hastalık kanser sadece bir akciğerde veya yakınındaki lenf bezlerindedir. Vücutta mikroplarla savaşan, hücreleri yapan ve depolayan lenf bezleridir. Yaygın hastalık kanser başladığı akciğerden göğüs boşluğundaki veya vücudun diğer bölgelerindeki başka dokulara ve organlara yayılmıştır. Nüks evresi, nüks hastalık demek tedavi edildikten sonra kanserin yeniden ortaya çıkması, nüks etmesi demektir. Akciğerlerde veya vücudun başka bir yerinde ortaya çıkmasıdır. Unutmayın, erken tanı hayat kurtarır.